Merhaba arkadaşlar. Matematik 1 dersinin ikinci ünitesi olan fonksiyonlarla ilgili bir soru çözeceğim. Sorumuz fonksiyon kavramı ile alakalı. Aşağıdakilerden hangisi R'den R'ye bir fonksiyondur diye soruluyor. Bu soruyu cevaplamadan önce fonksiyon kavramının sağlaması gereken şartları bir hatırlayalım. Bir A kümesinden B kümesine tanımlı bir F kuralının fonksiyon belirtebilmesi için iki tane şartımız var. Birinci şartımız F kuralı A kümesindeki her elemanı B kümesinde sadece bir elemanla eşleyecek. Ve bu işlemi yaparken ikinci şart olarak A kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Yani A kümesindeki her bir eleman B kümesindeki bir elemanla eşleşmek zorunda. Bunu hatırladıktan sonra İsterseniz şıklarımızı teker teker kontrol edelim arkadaşlar. Bu şartlar sağlanıyor mu diye. A şıkkına baktığımızda 1 bölü x kuralını görüyoruz. 1 bölü x kuralı her bir reel sayıya başka bir reel sayı karşılık getiriyor mu? Bunu kontrol etmemiz lazım. Mesela 1 alsak 1'i 1'e götürür. 1 bölü 1, 1 olduğu için. 0 alsak 1 bölü 0 tanımsızdır. Dolayısıyla 0 herhangi bir yere resmedilmez. Yani x eşittir 0 için 1 bölü x tanımsızdır. Bundan dolayı 1 bölü x r'den y'ye bir fonksiyon belirtmez. Karekök x fonksiyonuna baktığımızda karekök x'in pozitif reel sayılar üzerinde 0 da dahil olmak üzere reel sayılar üzerinde pozitif reel sayılar üzerinde tanımlı olduğunu biliyoruz. Yani negatif sayılarda tanımlı değil. Mesela x eşittir eksi 1 aldığımızda bu ifade yine tanımsız olacaktır. Yani karekök eksi 1 tanımsızdır. Dolayısıyla yine karekök x fonksiyonu da r'den r'ye bir fonksiyon belirtmez. X üzeri 1 bölü 4 fonksiyonu da benzer bir fonksiyondur. X üzeri 1 bölü 4 demek 4. dereceden kök x demektir. Yine eksi 1 sayısını alırsak bu herhangi bir reel sayıya resmedilmeyecektir. Çünkü 4. dereceden karekök eksi 1 yine tanımsızdır. Yani ne demektir 4. dereceden karekök eksi 1? Pardon, 4. dereceden kök eksi 1 ne demektir? Hangi sayıyı kendisiyle 4 defa yan yana yazıp çarparsanız sonuç eksi 1 olur. Şimdi şöyle düşünün isterseniz. Sayı pozitif de olsa negatif de olsa 4 kere yan yana çarptığınız zaman pozitif bir sayı bulmanız gerekir. Yani hiçbir zaman eksi 1'i elde edemezsiniz. Dolayısıyla bu ifade tanımsızdır. D şıkkına baktığımız zaman karekök içerisinde x kare eksi 1 ifadesini görüyoruz. Burada da mesela x yerine 0 aldığımda x eşittir 0 için kök içerisinde 0'ın karesi eksi 1 ifadesine ulaşırım. Bu da karekök eksi 1'dir. Bunun tanımsız olduğunu az önce söylemiştik. Dolayısıyla bu da R'den R'ye bir fonksiyon belirtmez. Demek ki doğru cevabımız Edirne seçeneğiymiş. Edirne seçeneğinde 1 bölü x kare artı 1 fonksiyonu var. Gerçekten de kontrol edebilirsiniz. Her bir reel sayıya bir reel sayı karşılık gelir. Ve sadece bir reel sayı karşılık gelir. Yani her iki şart da sağlanır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar.